Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnı pamuk makrome ipiyle hazırladığım tığ işi örgü deniz kabuğu modelimizi tarif edeceğim. Şöyle modelimizi yakından bakalım, inceleyelim. Çok güzel, harika bir model. Bu modeli ben çanta örebilmek için çıkardım. Ama çanta dışında birçok yerde kullanabileceğimiz çok güzel bir model. Yani yelek ceket yapımlarında atkı şal, eldiven, şapka, yani aklımıza gelebilecek birçok noktada kullanabiliriz. Arka kısmı da bu şekilde görünüyor. Ön kısmı da bu şekilde. Çok çok güzel bir model. Yapımı da gerçekten çok kolay ve keyifli. Herkesin çok rahatlıkla yapabileceği çok kolay bir model. Sadece modeli anlamamız yeterli. Yapımı gerçekten çok keyifli. Vakit kaybetmeden tarifimize geçelim. Modelimizi tarif etmek için spagetti yarnının pamuk makrome ipini kullanacağım. Tığım 4 numara olacak. Zincir çekerek başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir, sık iğne, ikili trabzan nasıl yapılır detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu şekilde bir halka oluşturup tığıma batıyorum. Doladım doladım ipi. Halkamdan geçirerek ilk zincirimi sıkılıyorum. Sonrasında doluyorum. Bu şekilde ilmeğimden geçirerek zincirler çekiyorum. Toplamda 22 tane zincir çekeceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. 22 tane zincirimi bu şekilde çektikten sonra 22. zinciri bırakıyorum. 21. zincirimin içerisine batarak ilmek çıkarıyorum. 2 ilmeğim var. Doladım. Doladığım ipi 2 ilmeğimden geçirerek sık iğne oluşturuyorum. Bir sonraki noktaya da tekrar batıyorum. İlmek çıkardım. Sık iğne oluşturuyorum. Bu şekilde başlangıçta 2 tane sık iğnem oluşuyor. Tığımın başına doladım. Doladıktan sonra 1, 2, 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirimin içerisine batarak ilmek çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. Doladım. İkisini birlikte çekerek ikili trabzan oluşturuyorum. Tekrar doladım. Aynı boşluğa batarak ikinci ikili trabzanı örüyorum. Tekrar doluyorum. Aynı boşluğa batarak üçüncü ikili trabzanı örüyorum. Bir zincirimiz var. Bir zincir çektikten sonra doladım. Tekrar bakın aynı zincirin içerisine 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2 doladım ve aynı boşluğa 3 tane ikili trabzanı bu şekilde örmüş oldum. Şimdi bakın alttan 3 tane ikili trabzan ördükten sonra 1, 2, 3 boşluk bırakıp 4. boşluğa batıyorum. Direkt batıp ilmek çıkarıp sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane boşluk atlıyorum. Bir sonrakine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sık iğne yaptıktan sonra bir sık iğne, bir zincir, bir boşluk bıraktık. Tekrar bir sonrakine sık iğne yaptık. Doluyoruz. 1, 2, 3 tane zinciri atlayıp 4.'ye batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Bir aynı boşluğa tekrar ikinci ikili trabzan, aynı boşluğa 3. ikili trabzan. Yani şuradaki yaptığımız işlemin aynısı. Bir tane zincirimiz var arada. Doladık. Tekrar aynı boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 2 aynı boşluğa 3. Şimdi bu noktada 1, 2, 3 tane zincir atlayıp 4. zincire batarak sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Son bir tane zincirimiz kaldı. Bakın bir sonrakine de tekrar batarak
Sık iğne yapıyoruz. Burada da zaten sıkıladığımız sık iğnemiz var. Bakın ilk sırayı bu şekilde tamamladık. Şimdi bir, iki tane zincir çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Doladık. Gelen ilk boşluğa bakın. Gelen ilk boşluğa batarak bir tane ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Bu şekilde ikili trabzanımızı ördükten sonra 1, 2, 3 tane zincirimizi çekiyoruz. 3 zincirden sonra bakın şu üçlü trabzanlarımız vardı. Arada bir tane zinciri olan. Bu aradaki bir zincirlik boşluğa batıyorum direkt. İlmek çıkarıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Bakın tersten. Şimdi önde 2 sık iğne arasında 1 zincirlik boşluğumuz vardı. Bu 1 zincirlik boşluğa batıyorum. 3 zincirden sonra tığımın başına dolayarak 1 zincirlik boşluğa, geniş boşluğa battım. İkili trabzan örüyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar 1 zincir çekiyorum. Doladım. Tekrar o 1 zincirlik boşluğa batıyorum. Ve buradan ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyorum. Yani aynı boşluğa bir trabzan, bir zincir, tekrar bir tane ikili trabzan ördük. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. Ve buradaki üçlü trabzan arasındaki bir zincirlik geniş boşluğa batarak sık iğne yapıyorum. Ve burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum tekrar. Tığımın başına doluyorum. Son noktaya bakın. Son batacağımız noktaya 2 tane ikili trabzan örüyorum. 1 doladım. Şu son nokta noktaya ikili trabzanımızı ördük. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Bakın. Şimdi bu noktaları dolduracağız. 3 zincirden sonra doluyorum. 3 zincirde bir trabzan olarak düşüneceğiz. Buradaki iki trabzan arasındaki boşluğa batıyorum. Bakın buradaki geniş boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2, aynı boşluğa 3 tane ikili trabzanı ördüm. Baştaki trabzanı da üçlü zincirde bir tane trabzan olarak saydım. 1, 2, 3, 4 tane trabzan noktası oluyor son kısımda. Şimdi buraya bakın şu sık iğnenin olduğu noktaya geldik. Sık iğnenin şuradaki boşluğuna, sağındaki boşluğuna batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi diğer boşluğuna bakın. Şöyle zincir boşluğuna, hemen sık iğnenin yanındaki zincir boşluğuna batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne, bir zincir, tekrar bir sık iğne olmuş oluyor bu noktada. Doluyorum sonrasında tığımın başına. Buradaki iki tane trabzan arasındaki bir zincirlik boşluğa şuradaki yaptığım işlemin aynısını buraya yapacağım. Yani 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı boşluğa 2, aynı boşluğa 3, bir zincir çekiyorum. Doladım. Tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2, 3. Şimdi sık iğnenin olduğu noktaya geldik. Sağındaki boşluğa batarak bir tane sık iğne, bir zincir, sonrasında solundaki ilk zincir noktasına buradaki boşluğa da batarak şu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Sonrasında direkt doladım. Bakın. Direkt doluyorum. Ve şuradaki iki zincir çekip başta bir tane ikili trabzan yapmıştık. Şu aradaki boşluğa bakın. Aradaki boşluğa 4 tane
ikili trabzan örerek bu sırayı tamamlıyoruz. 2, 3 ve 4. Bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi bir zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum. Gelen ilk boşluğu bırakıp bir sonraki boşluğa batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Buradaki aslında bir zincir, bir tane sık iğne gibi düşünelim. Çünkü başta iki tane sık iğne yapmıştık. Buradaki zincirde bir sık iğne gelecek. Bir zincir, bir tane sık iğne dönüşümüz için yeterli oluyor. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Şimdi burada bir alttaki sırada bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne yapmıştık şu tepe noktaya. Buradaki bir zincirlik geniş boşluğa batıyoruz. 3 zincirden sonra bir zincirlik geniş boşluğa batıp ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum, doladım. Tekrar aynı boşluğa batarak ikili trabzan örüyorum. Ve 1, 2, 3 zincir çekerek buradaki üçlü trabzanın arasındaki bir zincirlik boşluğa batıyorum. Tekrar 3 zincir. Tığımın başına doladım. Şu aradaki bir sık iğne, bir zincirlik olan boşluğa batıyorum. Bakın şöyle önden baktığımızda da sık iğne, aradaki bir zincirlik boşluk belli oluyor. Bakın buradaki bir zincirlik boşluğa batarak bir tane ikili trabzan, bir zincir doladım. Tekrar aynı boşluğa bir tane ikili trabzan örüyorum. Sonrasında 1, 2, 3 zincir çekerek burada 2 tane sık iğne yaparak bitireceğiz. Bunun için bakın 3 zincirlik noktanın bir önceki boşluğuna batıyorum. Sık iğne ve bir sonraki, yani artık 3 zincirlik kısmın olduğu 3. zincire batarak da bir tane sık iğne yaparak bu sırayı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Ve devam ediyoruz şimdi. Bir tane zincir çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Gelen ilk boşluğu bırakıp bir sonraki boşluğa, bir zincir çektiğimiz için ilk boşluğu bırakıp bir sonraki boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğneden sonra tığımın başına doluyorum. Artık bakın şuradaki sıranın aynısı. Şuradaki ilk sırayı tekrar edeceğiz. Yani sıramız 1, 2, 3, 4 sıradan oluşuyor. 4 sıradan sonra ilk başladığımız sıranın aynısını tekrar ediyoruz. Yani burada bir deniz kabuğu yapacağız. 2 tane sık iğneden sonra bir zincire dönüş yaptık. Bir sık iğne yaptık. Onu bir sık iğne olarak sayıyoruz. 2 sık iğneden sonra buraya bir tane deniz kabuğu yapacağız bu şekilde. Sonra sık iğnenin olduğu noktaya, zincir olarak düşünürsek ilk başta ne yapmıştık? Bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne yapacağız. Sonra direkt gelip buraya bir tane deniz kabuğu yapıp iki tane sık iğne ile bitireceğiz. Yani baştaki yaptığımız işlemin aynısını yapmış olacağız. Sıra aslında dediğim gibi 1, 2, 3, 4 sıradan ibaret oluyor. Şimdi bu sırayı da göstereyim. Sonrasında aynı şekilde devam edeceğiz. Doladım. Bir tane sık iğneden sonra bir zincir, bir sık iğne ve geldim. Buradaki trabzan boşluğuna bakın. Bir zincir, arada boşluğumuz var. Bu geniş boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyorum. Artık hızlı bir şekilde öreyim. Bir zincir var arada. Tekrar aynı boşluğa batarak 3 tane ikili trabzanı örüyorum. Burada bir sık iğne var. Sık iğnenin sağındaki boşluğa bir tane sık iğne. Sonra bir tane zincir çekeceğim. Ve geliyorum solundaki o bir zincirlik boşluğa da batıp sık iğne yapıyorum. Bakın. Zincire batarak sık iğneyi yaptım. Sonrasında doluyorum direkt. Buradaki trabzan arasındaki boşluğa batarak ikili trabzan örüyorum. Toplamda 3 tane. Sonra bir zincirim var. Tekrar bu noktada 3 tane ikili trabzan. 3 tane ikili trabzanı ördüm
Şimdi burada direkt bakın. Şöyle baktığınız zaman bir sık iğne bir zincir dönüşü vardı. Bir sık iğne bir zincir. Bir sık iğneye batacağız. Bir de zincire batarak iki tane sık iğneyle bitmiş olacağız. Buradaki boşluğa batıyorum sık iğneni tersten. Ve buradaki zincire de batıp iki tane sık iğneyle bitirmiş oluyorum. Sonra ne yapıyoruz tekrar? 1, 2. Bu dönüşleri ben 2 ile yaptım. Şu ikili olan noktaları 3 de yapabilirsiniz. 2 tane zincir çekip çeviriyorum. Doladım. Gelen ilk boşluğa batarak 1 tane ikili trabzan ördüm. Sonrasında 1, 2, 3 zincir. 3 zincirden sonra buradaki bir zincirlik tepe noktaya gelip bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3 zincir doladım. Burada bir sık iğne bir zincir yapmıştık. Bir zincirlik boşluğa batıp bir tane ikili trabzan, bir zincir araya tekrar aynı boşluğa bir tane ikili trabzan, 1 2 3 zincir. Geldim buraya. Tepe boşluğa bir tane sık iğne, 1 2 3 zincir çekip son bakın zincirin olduğu noktaya buraya değil, son batacağımız noktaya 2 tane ikili trabzan. Arada zincir yok. Bu şekilde tamamlıyoruz. Sonrasında da ne yapacağız? 1, 2, 3 zincir çekip çeviriyoruz. Ve buradaki trabzanın geniş boşluğuna 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bu sırayı da tamamlayalım. Baştaki ile beraber, zincirle beraber 4 trabzanımız oluyor. Sonrasında buradaki, bakın sık iğnenin sağındaki boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Arada bir zincir var. Bir sonraki boşluğa bir tane sık iğne yaparak burayı ördüm, doladım. Sonra geldim bu ortadaki kısma. Buraya da bir tane deniz kabuğu, artık midye ne dersek, dolduruyorum. 3 tane ikili trabzan. Arada bir zincir, tekrar 3 tane ikili trabzanlar. Biraz hızlı örüyorum ki altlarda zaten gösterdim. Video çok vakit almasın. Sonra geldim buradaki sık iğneyi tepe boşluğun arkadan batıp bir tane sık iğne, bir zincir, bir sonraki gelen zincire sık iğne, doladım. Son noktaya 4 tane ikili trabzan yaparak bitiriyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bakın modelimiz bu şekilde oluşmuş oluyor. Umarım anlaşılır bir şekilde ifade edebilmişimdir, anlatabilmişimdir. Şöyle düzleyelim, el ötüsü yapalım. Sizler yapacağınız ürüne göre zincir sayınızı belirleyerek modelinizi oluşturabilirsiniz, örebilirsiniz. Bu şekilde modelimizi tamamladık. Birçok yerde kullanabiliriz. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.